15. yüzyıla tarım konusunu işleyeceğiz. Geçmişten günümüze tarımsal faaliyetler büyük bir değişiklik göstermiştir. Çeşitli bitkilerin zaman içinde kültüre alınarak yetiştirilmesi, hayvanların evcilleştirilmesi, tarım sistemlerinin değişimi ve çeşitlenmesi, mülkiyetteki değişimleri getirmiş. Bunların insan hayatına ve özellikle çevresel, sosyal ekonomik sistemlere etkileri de yeni bir yaşam tarzının gelişmesine sebep olmuştur. Tarihi çağlar boyunca besin karını doyurmanın çok ötesinde bir görev üstlenerek sosyal dönüşümün, toplumsal örgütlenmenin, jeopolitik rekabetlerin, savaşların ve iktisadi ilerlemelerin bir katalizatörü olmuştur. İnsanlık tarihine baktığımızda zirai faaliyetlerin gelişimi ve değişiminde doğal şartlara ve sosyal faktörlere bağlı olarak çok büyük değişimlerin olduğu görülmektedir. Bu derste yerleşik yaşama geçiş ve yabani bitkilerin kültüre alınması ve hayvanların evcilleştirilmesinden yaklaşık 12 bin yıl öncesi ile yeni dünyanın keşfi 1492'ye kadar olan zaman dilimindeki tarımsal dönüşümü anlatacağım. İsmim Nurcan Atalan Heliçki, Skidmore College Çevre Bilimlerinde sosyal bilimci olarak çalışmaktayım. Bu konuda ilgileneceğimiz konular, özellikle teçin keşfedilmesi ve paleolitik çağın son döneminden itibaren getirdiği beslenme ve insan fizyolojisi üzerindeki değişiklikler, tarıma geçişin başladığı önemli coğrafi bölgeler, bu bölgelerde evcilleştirilen bitki türleri ve hayvanlar, bu değişikliklerin uzun ve kısa vadede sosyal ve ekonomik sistemler ve çevre üzerindeki etkileri üzerinde konulardan bahsedeceğim. Tarımsal devrimler ele alındığında farklı e, tarihsel e, öneme arz eden olaylardan bahsedilebilir. Neolitik devrim, e, bitkilerin kültüre alınması, hayvanların evcilleştirilmesinden dolayı oldukça önemli bir e, tarihsel dönemdir. E, bu dönemde bahsettiğimiz tarım ise kendi kendine yeten, özellikle ailenin tüketimi ve küçük topluluklar için e, özellikle insan gücüne dayalı üretimden bahsediyoruz. Ee, endüstri dönemi sonrası dönüşüm bir ikinci kısım olarak anlatılacak. Ee, 1700'lü yıllarda özellikle endüstri devrimiyle birlikte gıda üretiminin özellikle Avrupa'da ve İngiltere merkezli tarımsal sistemler içinde değişimi, e, kırsaldan şehre göç, e, kırsaldaki üreticilerin daha çok kişiyi besleyecek e, biçimde e, verimliliklerinin artması, Tarımda makineleşme ve makine kullanımının yaygınlaşması, gübre kullanımının artması, özellikle bitki ve hayvan türleri için ıslah çalışmalarının geliştirilmesi özellikle Avrupa'da verimliliği artırıyor. 20. yüzyıl dönüşümleri ise e, hepimizin birazcık daha yakından bildiği 1950 ve 70'ler arası yeşil devrim, özellikle modern tohumlar dediğimiz e, hibrit tohumlarla il, beraber bilimsel değişiklikler, tarımda şirketleşme ve çok uluslu şirketlerin artan kontrolü ve özellikle 1990 sonrası biyoteknoloji kullanımı, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı şeklinde özetlenebilir. Paleolitik tarih öncesi yaşama başladığımızda bu dönemin önemli özellikleri şöyle özetlenebilir. Topluluk ve toplama ve avcılık dönemi bu dönemin esas karakterlerinden bir tanesi. Kadınlar, çocuklar ve e, erkekler arasında bir sosyal işbirliği söz konusu um, ancak e, av topluma ve avcılık olduğu için günübirlik tüketim esas olarak e, söz konusu. Daha çok göçebe bir yaşam biçiminden bahsedilse de e, farklı bölgelerde ortaya çıkan paleolitik yaşam e, merkezlerinde e, yerleşik ve yarı yerleşik ve hiyerarşik yapılanmalar da söz konusu. Um, beslenme ve besin kaynaklarının belirsiz olmasından dolayı dağınık ve küçük gruplar halinde bir yaşam söz konusu. Daha çok eşit katılımlı, adilane bir toplum düzeni var. Toplanan ya da avlanan hayvan hep beraber paylaşılarak yeniliyor. Sistem içinde fakirlik paylaşılıyor ama aynı zamanda bolluk dönemlerinde yiyecek de paylaşılıyor. Normalde yiyeceklerin depolanması özellikle bitkilerin uzun süre sürede saklanmasına e, sağlayacak teknolojiler gelişmediği için e, çok kısıtlı. E, yaklaşık 40 bin sene öncesi e, bir mağarada bulunan e, geyik e, iliklerinin e, kurtularak saklanması normalde 1-2 günden e, olan yiyecek saklama e, kısmının birkaç haftaya kadar uzatılabildiğini gösteriyor. Ancak bu o, paleolitik dönemin çok çok daha ıı, yakın zamanlarına denk geliyor. Um, tahta, taş, kemik ve benzeri malzemeden e, alet yapımı ve kullanımı a, söz konusu. Um, ve son olarak da ateşin keşfiyle birlikte özellikle alt paleolitikten sonra yaklaşık 64 bin, 65 bin yıl öncesinden itibaren de um, doğrudan ateş üzerinde yemek e, pişirme e, teknolojisi e, gelişiyor. Ateş insanlar için oldukça önemli bir keşif. Öncelikle ısınma gereksinimini karşılıyor. Normalde sabah başlayıp akşam karanlıkta biten insanların yaşam şekilleri gece aydınlanma ile birlikte birazcık daha uzuyor. Avlanmada kolaylık sağlıyor. Hayvanlara karşı korunma geliştiriyor ve ateşin, ateşin keşfi ile birlikte insanların artık ağaç tepelerinde ya da yükseklerde değil daha yerlere ya da zeminde de birlikte mesken tutmaya başladıklarını görüyoruz. Ateş üzerinde doğrudan pişirme ilk olarak keşfedilen teknolojilerden birisi. Yemek pişirildiği ve yumuşadığı için daha uzun sürede de insan fizyolojik yapısında özellikle çenede ve sindirim sisteminde önemli değişiklikler yol açıyor e, ateşin varlığıyla birlikte beslenmede kullanılan yiyecek çeşidi artıyor e, ve ateşe dayanıklı kaplar yapılıyor ateşin e, doğal mı kaynaklardan mı yoksa insan eliyle suni olarak kullanıldığına dair arkeolojik kanıtlara bakıldığında e, Afrika kıtasında ve özellikle Mzıpotam ya da farklı yerlerde ateşin nasıl kullanıldığına dair belli arkeolojik kanıtlar var. Bu haritada ateşin hangi bölgelerde ilk olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Neolitik dönem dediğimiz dönem ise bitkilerin kültürü alındığı ve özellikle çiftçilerin üreticilerin insanların daha büyük taneleri tohumluk olarak seçip kolayca dökülmeyen başaklar ya da tohumları, elleriyle um, araziye e, sadece kendi ellerini ya da e, sadece bir çubuk kullanarak ekmesi sonucu e, kültürü aldığı bir dönem. Um, Paleolitin son dönemlerinde başlayan hayvanların evcilleştirilmesi de yaygınlaşıyor. İlk evcilleştirilen hayvanlardan bir tanesi köpek. E, Neolitik dönemde e, keçi, koyun, sığır, e, eşek ve tavuk da evcilleştiriliyor. Bu evcilleştirmeler farklı coğrafi merkezlerde e, gerçekleşiyor. Bu dönemin önemli belirtilerinden bir tanesi göçebe yaşamdan köysel yerleşik yaşama geçilmesi ve belli bir alanda yaşayan insan sayısının artması. Besin sağlamada avcılık toplayıcılıkta giderek yerini tarım ve hayvancılığa bırakıyor. Neolitik dönemin ilk zamanları çanak çömleksiz ancak daha sonraki dönemde özellikle ateşe dayanıklı çanak çömlek yapımı ile birlikte farklı besin pişirme yöntemleri de gelişiyor. Ve bu dönemde önemli olan gelişmelerden bir tanesi de yiyeceklerin saklanması ve depolanması ile ilgili gelişmeler. Neolitik dönemde tarımın başlaması ile ilgili farklı hipotezlere bakıldığında coğrafi merkezler olarak tarımsal biyolojik çeşitliliğinin daha zengin olduğu altı merkezden bahsedilebilir. Um, bir tanesi birinci merkez, e, bizim de çok yakın bildiğimiz Mezopotamya Yakın Doğu Merkezi. Um, bir diğer merkez e, Meksika e, Merkezi. Um, üçüncü merkez Kuzey Çin'de Sarırmak, um, Tan Orta Havza'ya doğru e, yayılan Çin Merkezi. Dördüncü merkez Güneydoğu Asya'da Papua Yeni Bir Merkezi. Beşinci merkez um, Peru ya da Ekvator Ant Dağları'nda oluşan patatesin e, özellikle evcilleştirildiği kültür alındığı bir merkez. Son olarak da um, Kuzey um, Amerika uh, merkezinden bahsedilebilir. Um, bu merkezler arasındaki farklılıklardan bir tanesi e, kültür alınan bitkiler ve evcilleştirilen hayvanlara uh, bağlı olarak um, Bazılarının yayılışının diğerlerinden daha önemli olması, özellikle Mezopotamya ve yakın doğu merkezine baktığımızda sürekli olarak uygarlıkların gelişmesinden dolayı farklı kültürlerin ve uygarlıkların gelişmesi ve ticaret yolları bağlantıları ile burada evcilleştirilen bitkilerin tüm dünyaya bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Özellikle baktığımızda... Neolitik tarım devrimi'ne baktığımızda farklı bölgelerdeki farklı bitki kültürlerinin alınmasının hangi tarihlere denk geldiği de önemli. birbirinden bağımsız olan bu evcilleştirme ve kültürü alma olaylarında öncelikli olarak birinci merkez 10.000-9.000 yıl önce Suriye ve Filistin'de oluşan ve verimlilikle kadar kayan bu merkezde Um, Takıl tohumlarının uh, evcilleştirildiğini görüyoruz. Um, aynı zamanda bu kaplıca buğdaylar dediğimiz um, siyez ya da gernik olarak um, yerel adlarıyla bilinen ilk e, buğdaylar uh, bu bölgede evcilleştiriliyor. Bunların yanı sıra arpa, bezelye, mercimek, nohut, fi, burçak ve keten kültüre alınan diğer bitkiler Baktığımızda hayvanların evcilleştirilmesi de oldukça önemli bir iş, bu bölgede gerçekleşen olaylar arasında keçi 9.500 yıl önce, domuz 9.200 yıl önce, koyun yaklaşık 9.000 yıl önce, sığır 8.400 yıl, yıl önce ve eşek de 5.500 yıl öncesine evcilleştiriliyor. Bu bölgede birbirine yakın köy benzeri oluşumların yanı sıra um, şehir kent dediğimiz ya da uh, kent uh, ülke dediğimiz Sümer ve diğer uh, uygarlıkların um, birbirleriyle etkileşiminden uh, kaynaklanan um, farklı sayıda yerleşimi de um, görebiliyoruz. İkinci merkez Orta Amerika merkezi. 9000-4000 yıl önce Meksika'nın güneyinde oluşan Orta Amerika merkezi. Buradaki en önemli bitkini alınan, kültüre alınan bitki Mısır. Teosinte bitkisinden yerel halkların ellerinde seçilerek Mısır bitkisi gelişiyor. Bunun yanı sıra kuru fasulyeler, baharlık ve yazlık kabaklar, bal kabağı, sakız kabağı ve turfanda Mısır ekimleri yapılmaya başlanıyor. Üçüncü merkez 8500 yıl önce Kuzey Çin'de Sarırmağan Orta Havzası'nda oluşan, daha sonra 8000-6000 yıl önce Kuzeyde ve Güneydoğu'ya doğru yayılan Çin merkezi. Bu bölgede kültür alınan bitkiler kuş tarısı, lahana şalgam gibi bitkiler ya da tekstilde kullanılan lifleri olan bitkiler. Bu dönemde aynı zamanda dut ağacı, ipek böceği yetiştirmeye yarayan dut ağacı da kültür alınıyor. Evcilleştirilen hayvanlar tavuk, domuz ve inek. Daha sonra faaliyetler daha sulak bölgeleri sarırmak ve mavi ırmağın alçak havzalarına yayılıyor. Kuzeydoğu'dan soya fasulyesi güneydoğu'dan da çeltik geliyor. Papua yeni gine merkezi ise yaklaşık 10 bin yıl önce yumrulu bitki olan taro, taro ve diğer özgün okyanus ve güneydoğu Asya bitkilerinin Um, özellikle dağlarda ekimine başlandığı uh, başladığı bir dönemde uh, oluşuyor. Um, daha sonra sulak alanlarda um, düzleştirilmiş ve çitlerle çevrilmiş bahçelerde üretim yapılıyor. Um, bu uh, uzay resmi Vagi Nehri, Kuk Bataklıkları yerleşimindeki bereketli tarım bahçelerinin kalıntılarını ortaya çıkarmıştır. Havyanların evcilleştirilmesine geldiğimiz zaman ise um, Bitkiler evcilleştirilip, e, bitki yelpazesini, besin yelpazesini genişleten insan aynı zamanda evcilleştiriliyor. Bunun kanıtları arkeolojik kazılarda özellikle hayvan figürleri, hayvanların kalıntıları, özellikle Çatalhöyük'te boğa boynuzları, tapınaklar ve ev dekorasyonunda kullanılıyor. Ve daha sonra çanak çömleğin başladığı dönemde ritüellerde kullanılan kapkacaklara hayvan şekilleri verilmesiyle beraber kullanılıyor. Arkeolojik olarak bu dönemlerde hayvan figürlerinin neden önemli olduğu ve belli semboller konusunda epey araştırma yapılmış. Ama önemli olan bu hayvanların varlığına ve çevresel değişimi, bu hayvanların resimleri ve var olan var olan kalıntıları kemikleri boynuzları üzerinden tespit edebilmemiz. Bu dönemde önemli olan geçim kaynaklarından ve besin kaynaklarından bir tanesi de balıkçılık. Tarım her yerde aynı oranda yapılmıyor ve kültüre alınan bitkiler her yerde aynı şekilde aynı sıklıkta yetişmiyor. İnsan ihtiyaçları ve üretim tüketim açısından bakıldığında evcilleştirilen hayvanlar insanlara pek çok fayda sağlıyor. Birinci grup et, deri, kemik gibi hayvanın ölümünden sonra elde edilen ürünler. İkinci grup ise süt, yün, gübre, güç gibi hayvan yaşarken sağlanan ürün ve faydalar. Bütün bu değişimler ve hayvanların evcilleştirilmesi daha kolay ve bol hayvansal besin elde etme konusunda yardımcı oluyor. Özellikle hayvan gücü, taneli tahıl ekimini kolaylaştırıyor. Yün ve deri gibi gıda dışı ürünlerde insan yaşantısını olumlu yönde etkiliyor. Türkiye'deki Neolitik kazılara bakıldığı zaman, özellikle Kültepe metinlerinde M.Ö. 2000'lere gelindiğinde, bugün evcil olarak tanıdığımız hayvanların çoğunun evcilleştirildiğini görüyoruz. Bu kayıtlara göre Anadolu'da yerel halk tarafından besiciliği yapılan ve tabletlerde en sık kaybedilen küçük baş hayvanların başında koyun geliyor. yün ticaret ağırlıklı olarak Asurlu tüccarlar tarafından yapılıyor. Büyük baş hayvanlardan da sığır, öküz, Anadolu'da eti ve derisi için beslenen, ayrıca iki ya da dört tekerlekli yük arabalarına ve tarları sürmek için sabana koşulan hayvanlar olmuşlardır. Neolitik tarım aletlerine baktığımız zaman bu dönemde ilk etapta saban ve döven gibi aletler yok. Toprağa delik açılarak kullanılan açapalama sistemi dediğimiz bir sistem geliştiriliyor. Bu sistem Afrika'da hala belli belli göçer halklar tarafından kullanılıyor. Taş ve pişten, pişmiş kilden kazma değneği ve orak buluntularına bakıldığı zaman, buradaki resimlerde de var bu, çapa diye tanımladığımız ancak delik açacak bir sopa, ziraatin gelişmesi açısından oldukça önemli oluyor. Hasat zamanında da çakmak taşından orak bıçak kullanılıyor. Bu bıçağın yapılması için taşın yanı sıra kemik ya da tahta da kullanılıyor. Ancak bunlar arkeolojik buluntularda günümüze kadar kalmadığı için bunların varlığına dair çizimler ya da kaya rölyefleri üzerinden kanıtlar bulunuyor. Bu dönemde var olan tarım aletlerinden bir diğeri de tahıl öğütmek için kullanılan taş mortarlar. Özellikle tahıl Kültüre alınan yerlerde değişik şekillerde bu yontma taş şeklinde kullanılan ve sürtme ile yapılan değirmenimsi değirmenimsi mortarlar kullanılıyor. Evcil hayvanların kullanımına baktığımızda özellikle saban ve tekerleğin icadı çapadan sonra insanlık için en büyük buluşlardır. Mısırda saban için öküzlerin koşulduğunu Cezayir'deki um, kaya um, rölyeflerinde ise um, atlı koşumlu arabaların avcılıkta kullanıldığını görüyoruz. Eee uh, Mezopotamya'da başta iş hayvanı öküz ve e, öküzü olmayan uh, çiftçiler ya da üreticiler öküz kiralayabiliyorlar. Bu da önemli bir um, sosyal iş değişimi açısından sosyal yapının ne kadar değiştiğini gösteriyor. Aletlerin kullanımı ticaret yolları ile birlikte farklı coğrafyalara yayılıyor. Dolayısıyla farklı coğrafyalarda bu adaptasyonlar farklı şekillerde kullanılırken, aynı zamanda farklı zamanlarda tarımın değiştiğini ve farklı yaşam biçimlerine sebep olduğunu da görüyoruz. Koyun ve keçinin evcilleştirilmesi de dokumacılık endüstrisinin gelişmesine fayda sağlıyor. Bu dönemdeki önemli sosyal ve çevresel değişimlere baktığımızda kısa zamanlı tarım yapıldığını ve göçün yaygın olduğunu görüyoruz. Özellikle verimini kaybeden arazi terk edilerek yeni alanlara göç ediliyor. Bu göçün sebeplerinden bir tanesi de fundalık ve ormanların yakılarak tarım arazisi haline dönüştürülmesi ve kuru tarım yapılması. Yerleşik yaşam olmasına rağmen iklime ve yerel malzemeye bağlı mesken inşaatı var ve e, toprak verimliliğine dair e, üretimle ilgili bilgiler kısıtlı olduğu için e, toprak verimini kaybettiği zaman e, orada yaşayan halkın e, bir şekilde e, hasattaki e, problemlere bağlı olarak farklı yerlere göç ettiğini e, görüyoruz. Um, Artan üretimle birlikte besin ihtiyacı karşılanıyor ve nüfus artıyor. Özellikle kurak bölgelerde de ürün depolama ile ilgili teknikler, teknolojiler geliştiriliyor. Um, bu dönemde baktığımızda um, özellikle büyük küpler um, hem sıvı hem katı um, ürünlerin uzun dönem saklanması için um, oldukça uh, faydalı oluyor. Toprak üretimini artırmak ve verimliliği sağlamak için kullanılan sistemler bulunan coğrafi alana göre değişiklik gösteriyor Toprak minaveme özellikle bitkilerin farklı rotasyona ekilmesi ve nadas sistemi kullanılan en yaygın kullanılan sistemlerden bir tanesi Ticaret yolda ile kültür alınan bitkiler ve kullanılan aletler yayılıyor ve bu teknolojik değişimler özellikle yeni alanlarda farklı coğrafyalarda. ...bitki üretiminin artmasına sebep oluyor. Ee, özellikle sulak alanlarda, e, Mezopotamya'da, Fırat ve Dicle nehirleri arasında... ...ve Nil e, havzasında sulama sistemlerini geliştirmek için... ...daha organize bir sosyal yapı e, geliştiriliyor. Benzer sistemler e, dünyanın farklı yerlerinde, özellikle Çin'de... ...sulama kanallarının açılması ve bu kanalların açılması için... ...işbirliği ve dayanışma sistemlerin geliştirilmesi şeklinde ortaya çıkıyor... E, çiftçiler, üreticiler sadece kendi güçlerine ve kendi ailelerinin güçlerine değil, aynı köy içinde ya da farklı köyler arasında dayanışma sistemleri geliştirerek bu sistemleri kuruyorlar, bu sistemleri işletiyorlar ve uzun dönemde özellikle Mezopotamya'da Sümer kentleri arasında bunların korunması için uzun dönemde köy, ülke ya da korunması sağlanan bu sistemlerin hep beraber işletildiğini de görüyoruz. Normal şehir sistemleri geliştiği dönemde aynı zamanda kent merkezinde mabetler, tapınaklar, ekonomik merkez görevi de görüyor. Buralara canlı hayvan pazarı getiriliyor. Aynı zamanda zanaatkarlar burada çalışıyorlar. Ve bu sistem halen günümüzde belli kırsal alanlarda köy merkezinin ya da kent merkezinin canlı hayvan pazarı olarak kullanılması gibi olan pratiklerin çok daha eskilere dayandığını gösteriyor. Tarımdaki değişikliklerle birlikte önemli olan en önemli değişikliklerden bir tanesi de tabii ki fizyolojik değişiklikler ve insan fizyolojisinde olan değişiklikler. Arpa buğday gibi tahıllar mezopotamya mutfağında bazen kabukları soyulmadan dövülerek işleniyor. Sonrasında su ile pişiriliyor ve lapa şeklinde tüketiliyor. Pek çok kültürde hala uh, poriş dediğimiz, lapa dediğimiz uh, bu tip um, besin uh, maddeleri kullanılıyor. Um, bazen de ekmek yapımında kullanılıyor. Um, mayalı ya da mayasız olarak uh, tüketilen ekmekler um, özellikle uzun dönemde de saklanabildiği için uh, yerel halkın beslenmesinde önemli bir katkı sağlıyor. Um, tahıl aynı zamanda bira yapımında da kullanılıyor. Um, ekşitilerek, e, mayalandırılarak um, elde edilen alkolü içecekler, bira. Um, özellikle e, doyurucu ve besleyici a, bir a, içecek. A, ekmekle birlikte en çok tüketilen maddelerden biri oluyor. A, bu değişikliklerin insan fizyolojisine e, etkilerine baktığımızda peynir, yoğurt gibi mayalı e, yiyeceklerin insan sindirim sistemini e, değiştirdiğini aynı zamanda da daha uzun süreli kalıcı besin maddeleriyle depolamaya olanak sağladığını görüyoruz. Gıda hazırlama teknikleri değiştiği için, daha yumuşak ve çiğnemeye müsait besinler tüketildiği için, çanak çömlek kullanılıp daha farklı besin pişirme teknikleri geliştirildiği için özellikle alt çene yapısında küçülüyor ve diş sayısı azalıyor. Aynı zamanda insan sindirim sistemi küçülüyor. Um, ancak e, besin e, tüketim portfolyosu değiştiği için insanların tükettikleri şeyler daha çok tahılla kaydığı ve daha çok üretilen e, şeylere kaydığı için diş çürükleri artıyor. Özellikle vitamin eksikliği ve mikrobesin eksikliği problemleri başlıyor. Özellikle um, anemi e, bu dönemde ortaya çıkan sağlık problemlerinden um, bir tanesi. Um, bu dönemde antropologlar, arkeologlar iskelet kalıntıları ve dişler üzerinde e, pek çok çalışma yapıyorlar e, ve bunlara e, bakarak Paleolitik dönemde diye <laughs> protein yüzde 41 karbonhidrat ve yüzde 22 yağdan oluşurken, özellikle Neolitik dönemde insanların beslenmeni karakteristiği olan yüksek hayvansal proteinden uzaklaşılıp daha çok tahıla a, kayıldığı görülüyor. A, bu da a, uzun vadede ortaya çıkacak hem insan beslenmesiyle ilgili değişikliklerin ilk etaplarından bir tanesi hem de vitamin eksikliği ya da mikrobesin eksikliği ile ilgili problemler ve sağlık problemleriyle ilgili olan problemlerin ilk etaplarından <laughs> bir tanesi. Bu dönemde yerleşik yaşamla birlikte olan değişimlerden bir tanesi de yerleşik yaşama geçilmesi ve insanların daha Um, az hareket etmeye başlaması, um, normalde e, toplama avcılık e, gün içinde daha fazla enerji um, harcamasına sebep olabilecek faaliyetler getirirken, tarım um, yıl boyunca um, toprakla haşır neşir olmayı getirdiği ve e, insan enerjisine uh, harcamak için uh, berekli faaliyetler getirmesine rağmen uh, zaman içinde um, daha Um, az hareket eden uh, ve bu on binlerce yıl içinde gelişen uh, bir yaşam şekli değişimi um, bunun da ilk etaplarını um, bu döneme e, getirebiliyoruz ve bu döneme geri götürebiliyoruz. Anadolu'daki neolitik merkezler ve e, tarımın evcilleştirilmesi, e, tarımın başlangıcı ile ilgili e, arkeolojik alıntılara bak baktığımızda um, pek çok neolitik e, merkez görüyoruz. Ankara'da Anadolu Müzesi'ne Müzesi'ni ziyaret ettiğinizde e, Paleolitik dönemden başlayarak e, Neolitik dönemdeki tarımsal değişiklikler, e, bu dönemdeki beslenme, mesken, ölü gömme pratikleri, e, sosyal yaşamdaki değişiklikler, çevresel değişiklikler e, çok net bir şekilde e, müze içinde e, görülebiliyor. Um, aynı zamanda ticaret yolları ile olan bağlantılar uh, ve özellikle Anadolu'dan giden ve Anadolu'ya gelen um, um, bitkiler, besinler ve değişimler de um, bu müzedeki um, sergiler sayesinde çok rahatlıkla um, görülebiliyor. Neolitik dönemdeki e, değişikliklerden bir tanesi de tarımın ortaya çıktığı alanlarda uygarlıkların kurulması, kalabalık şehirlerin ve güçlü şehir devletlerin kurulmaya başlaması. Özellikle toplumsal iş bölümü özelleşme ile yeni iş kolları ortaya çıkıyor. Um, i̇nsanlar artık sadece toplayıcı, avcı değil, a, savaşçı, dokumacı, zanaatkir olarak da farklı iş kollarına yöneliyorlar. Um, özellikle çiftçilik herkesin kendisinin yapması gerektiği bir şey çünkü. E, iş gücüne dayalı ve bu dönemde üretim um, artmış olsa bile um, yine de bir ailenin, bir üreticinin um, besleyebileceği um, kişi sayısı yine de çok kısıtlı. Um, uygarlıklar ticareti arttırıyor. Zamanla um, zamanın kısıtlı ulaşım şartlarına rağmen kıtalar özellikle um, eski dünya dediğimiz... Um, Afrika, Avrupa, Asya arasında ticaret yolları ile birbirine bağlantılar sayesinde önemli bitkisel ve hayvansal değişiklikler gerçekleşiyor. Uygarlıklar büyüdükçe de çekişmeler artıyor ve savaşlar yaşanıyor. Bu dönemde ve sonrasında gördüğümüz önemli değişikliklerden bir tanesi savaşlarla birlikte de tarımsal faaliyetlerin değişmesi. Um, özellikle e, alan kullanımının değişimine bağlı olarak um, yeni getirilen uh, pratikler aletlerin yaygınlaşması bitkilerin yaygınlaşması uh, ve e, bununla birlikte e, sistemlerin değişmesi Bu dönemdeki, um... En önemli ticaret yollarından bir tanesi milattan önce 130 milattan sonra 1453 yıllarına kadar aktif olan İpek Yolu. İpek Yolu Orta Asya, Çin'den Avrupa'nın içlerine kadar karayolları ve deniz yolları ile bağlantılı önemli bir ticaret yolu ve uzun yıllar boyunca kullanılıyor. Dönem içinde kullanılan ticaret yolları da değişiyor. Bu hat boyunca Meyveler, sebzeler, hayvanlar, tahıllar, deri, kürk, sanat eserleri ve aynı zamanda lüks kullanım dediğimiz baharatlar değişiyor. Aynı zamanda kültür, dil, dinsel olarak da değişim ve bilimsel olarak da. Teknik değişimler gerçekleşiyor. Bu dönemde arada çok fazla um, uygarlık var. Um, bunları um, atlıyorum um, çünkü bunları tek tek anlatmak hem e, bu derse sığmaz hem de e, var olan sistem içinde e, önemli olan e, değişiklikler kısmında e, sadece Romalılardan bahsedeceğim. E, Romalılar e, Yaşadıkları dönem içinde aile temelli ve küçük ölçekli üretimden zaman içinde büyük ölçekli üretime geçiyorlar. E, yaptıkları önemli değişimlerden bir tanesi toprak mülkiyetinin zengin sınıfın elinde toplanması ile topraksız çiftçilerin ırgat olarak çalışması ya da savaşlara daha uzun süreyle katılmak zorunda kalmaları. E, ve e, normal olarak Avrupa'da e, pek çok e, bitkiyi e, ıslah etmeleri ya da e, bunları yaygınlaştırmaları Um, buğday İtalya'da özellikle bu dönemde yayılıyor um, makineleşme ve hayvanların beraber kullanılması ile e, üretimi e, daha da artırıyorlar. Um, özellikle işleme şekli işletme şekli e, arttığı için e, ve bunu e, yasal ve politik düzenlemelerle getirdikleri için e, pek çok değişiklikte de kalıcı oluyor. Roma civarında bahçe ürünleri önemli oluyor ve bunu entansif, yoğun bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Çiçek yetiştirmek için büyük bahçeler kuruyorlar ve daha uzak bölgelerden de taşınması oldukça zor olan hassas birçok ürünü yapılan iyi yollar sayesinde pazara ulaştırabiliyorlar. Ziraat teknikleri Ramollar zamanında büyük bir gelişme gösteriyor. İlk pulluk ucuna demir geçirilmiş bir ağaç saban iken daha sonra buna taban tahtası ekleniyor. Ürün zaman zaman orakla biçiliyor. Sonraları harman arabaları kullanılıyor. Daha sonra döven harman merdaneleri kullanılıyor. Hasat sonrası açığa çıkan rububat sapları, örgü işleri, damların örtülmesi ve hayvanların beslenmesi gibi farklı şekillerde değerlendiriliyor. Sulamaya da önem veriyorlar ve büyük çaplı su kanalları işletiyorlar. Nadas kışlık yazlık uygulamaları da özellikle üretimi arttırmak için kullandıkları yöntemlerden birkaçı. Romalılar üretimine baktığımız zaman e, mercimek, giller yetiştiriyorlar. E, bunun yanı sıra evcil hayvanlar için ot da yetiştiriyorlar. E, zeytin ağaçları ve bağcılık gibi u, arazide uzun süre bakım gerektiren e, bahçecilik işlerine de e, önem veriyorlar. E, Romalıların savaşları e, özellikle bu teknolojilerin ve bitkilerin dünyada yayılmasında da önemli oluyor. E, üretim artıyor e, aynı zamanda e, zaman içinde tarımsal alanın belli bir sınıfın elinde toplanması ile sınıfsal ayrım daha da belirginleşiyor. Bu dönemdeki ortaya çıkan üretim şekillerinden bir tanesi de köleliğin tarımda iş gücü olarak kullanılması ve bunun daha sonraki uygarlıklar tarafından da yaygın olarak kullanılması. Bağlar önceleri bilinmezken daha sonra diğer meyvelere göre önem kazanıyor. Özellikle zeytin ve şarap üretimi önemli oluyor bu dönemde Romalılar özellikle kapalı mekanlarda seracılık üretimini de başlatıyorlar Romalılar zamanından günümüze kadar kalan özellikle gıda sistemleri ilgili önemli olan değişikliklerden bir tanesi de devlet desteğinde gıda dağıtımı ya da askeri ücretle satışı yapılan ve devlet sübvansiyonu seni ile olan sistemlerin getirilmesi. M.Ö. önce 58'den itibaren durumu uygun olmayan Rumalılara bedava tahıl daha sonra da ekmek dağıtılıyor. Bu özellikle bu sistemde özellikle artan şehir nüfusunda kalabalık nüfusların arasındaki problemlerin daha da artmamasının önemsendiğini ve bunun daha önce olan devlet desteğinde askeri ücretle satış yapılan mısır dağıtımına da dayanan bir sistemin geliştiğini görüyoruz. Önceleri tahıl dağıtılırken daha sonra pişmiş ekmek dağıtılması. Aynı zamanda sistem içinde üretilen fazla ürünün de devlet eliyle tekrar dağıtıma sokulması açısından oldukça önemlidir. Orta çağla ilgili baktığımızda pek çok çalışma Avrupa temelli yapılıyor. Avrupa'da orta çağda neler yenildiği, neler yapıldığı üzerine pek çok çalışma var. Bunları kendiniz de inceleyebilirsiniz. Burada örnek olması açısından sadece Meksika'daki Aztekler üzerinden konuşmak istiyorum. Orta çağdaki yemek kültürüne baktığımızda tamamen yerel gıdalara bağlı bir üretimin ve tüketim yapısının olduğunu görüyoruz. Örneğin Aztekler, Mısır'dan yapılmış ince yufka ekmekler mısır kabuğunda pişmiş mısır unundan yapılmış tamale, kuru fasulyeler, acı biber, yerel meyve ve sebzeler tüketiyorlar. Bunlar domates, soğan, avokado, kış kabakları. Vahşi hayvanlar tüketiyorlar. Bunlar kurbağa, kuş ya da çekirgeler olabiliyor. Ve kendi evcilleştirdikleri hindi ördek gibi hayvanları da tüketiyorlar. Ama bunlar daha nadir. Yerel bitkilerin mayalanmasıyla alkolü içecekler tüketiyorlar. Mısır, bal, kaktüs, ananas, agava. Bunlar Yetişkin e, topluluklar tarafından ya da çocuklar tarafından hep beraber tüketilebiliyor. Ama önemli olan um, sarhoş olmadan tüketmek. E, çünkü e, özellikle agav a, birası um, belli dönemlerde e, besin olarak ve e, doyurucu olduğu için e, hamile kadınlara da verilen e, ve alkol oranları çok düşük olduğu için e, besin e, mikro besin dengesinin e, Sağlanması açısından önemli olan bitkiler. Bu dönemde lüks tüketim malzemesi olarak kakao var. Kakao çok pahalı olduğu için ancak üst sınıf ya da dindar kesim kısım tarafından kullanılıyor. Yeni dünyanın keşfine geldiğimiz zaman 1492 yılında yeni dünya Amerika'nın keşfiyle başlayan süreç sonrasında eski kıtalar Afrika ve Avrupa ile yeni dünya arasındaki bitki ve hayvan değişiminden bahsediyoruz. Dünya ticaret yolları ile yüzyıllarca yıldır birbirine bağlı ama bu değişim yeme içme kültüründe küreselleşmeyi getiriyor ve köklü değişimlere yol açıyor. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren bu değişimlere baktığımızda yeni dünyadan tatlı patates, patates, biber, domates, vanilya, değişik kuru fasulyeler, hindi, ananas, sıtmaya faydası sağlayan kinin, tütün... Avrupa'ya getiriliyor. Avrupalı koloni sömürge kuvvetleri tarafından, özellikle Avrupa'nın hastalıkları Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya getiriliyor. Bu da yerel halkın nüfusunun yüzde 75, yüzde 90 oranlarında küçülmesine sebep oluyor. Avrupalı gezginler sömürge güçleri kendileriyle birlikte inek, koyun, domuz ve at beraber getiriyorlar. Tahılları beraber getiriyorlar, pirinç getiriyorlar. Arı, muz ve özellikle Afrika'dan kahveyi getiriyorlar. Kolomb değişiminin etkilerine baktığımızda bu Sürecin e, yüzyıllar süren etkileri olduğunu görüyoruz ve e, özellikle beslenme açısından e, tüm dünyada e, önemli değişikliklere açtığını görüyoruz. Pirinç, e, pamuk ve tütün Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik sistemini ayakta tutan e, üç önemli ürün oluyor. Mezopotamya'da kültüre alınan buğday Kuzey ve Güney Amerika'nın ılıman yerlerinde özellikle Meksika'ya adapte oluyor ve milyonlarca insan için temel gıda kaynağı alıyor. E, Bugün dünyadaki 15 bitki üretim ıslah merkezlerinden bir tanesi Meksika'da ve Yeşil Devrim'de oluşan um, hibrit buğday tohumları Meksika'daki merkezde üretiliyor 1940'lı yılların sonunda. Şeker kamışı Amerika ve Afrika arasında köle ticaretinin kurulmasından sonra Afrika'ya zenginlik kaynağı oluyor. Um, özellikle um, ilk etapta 1500'lü yılların ortalarından itibaren um, Orta Amerika adalarında um, ortaya çıkan uh, şeker kamışı, plantasyonları, Avrupa'da hem Rum, hem de köle ticaretinden dolayı gelişen parasal kaynak olarak önemli bir zenginlik kaynağı oluyor. Avrupa bazı hastalıkların yayılması, özellikle Güney Amerika'daki nüfusun azalması, kölelik sistemi ile Afrika'dan yaklaşık 11 milyon sağlıklı erkek nüfusun Amerikalara getirilmesi ve kolonileşme, özellikle beyaz nüfusun farklı yerlere yetişerek arazi kullanımını değiştirmesi Amerikaların nüfus yapısını değiştiriyor. Gelen Amerikalardan gelen bitkiler özellikle patates ve domates Avrupa'da mutfakları hemen entegre ediliyor. Özellikle patates Avrupa'nın besin ihtiyacının karşılanması için önemli bir bitki haline geliyor. Daha sonraki dönemde sadece belli türler getirildiği ve genetik çeşitlilik olarak kısıtlı olduğu için İrlanda'da olan kıtlık zamanından sonra da Avrupa'dan olan göçler Kuzey Amerika'daki nüfusun değişmesinde önemli sebep, önemli bir faktör oluyor. Um, kolum değişimine baktığımız zaman e, hayvan evcilleştirme konusunda sıkıntılı olan Güney Amerika'da inek, koyun, domuz ve keçinin çok popüler olduğunu görüyoruz. Um, ve orta ve Güney Amerika'ya getirilen at, diğer hayvanlar ve kazara gelen yabani hayvanların da ekosistemleri değiştirdiğini ve tahrip ettiğini görüyoruz. Ama genel olarak baktığımızda Neolitik dönemden itibaren başlayan ve insan eliyle e, ola, oluşan biyolojik, ekonomik ve sosyal dönüşüm, kolomb değişimiyle birlikte küresel ölçekte büyük ölçekli bir değişimin yaşandığını ve artık bu değişimlerin çevresel olarak etkilerinin de çok daha farklı yerlere ve çok daha büyük ölçüde olduğunu gösteriyor. Ekonomik olarak değişimler belli noktalarda, belli yerlerde insanların daha zengin olmasını sağlarken Diğer yerlerde bugün de devam ettiğimiz fakirleşme ve sınıf ayrımından kaynaklanan gelir dağılımı adaletsizliğinin sebeplerinden biri oluyor. Özellikle kolonileşme sömürge süreciyle birlikte yerel halkların elinden alınan tarımsal arazi, bugün de temelini ve belli sıkıntılarını gördüğümüz topraksız çiftçiler, topraksız üreticiler sorunlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tarımsal dönüşüme baktığımızda insanların bitkileri kültürü alması ve hayvanları evcilleştirmesi hem beslenme hem ekonomik hem de biyolojik olarak önemli değişikliklerin olmasına sebep olmuştur. Sanayi devrimi öncesinde nüfusun çok büyük bir bölümü binlerce yıldır tarımsal faaliyetlerle uğraşıyor, yaşamını sürdürüyor. Ve Neolitik dönemden beri olan küçük ölçekli aile tipi üretim ya da iş gücüne dayalı üretimin hala bugün farklı coğrafyalarda devam ettiğini görüyoruz. Ancak bugün özellikle endüstri üretiminden, endüstri devriminden sonra olan pek çok üretim şekliyle beraber pek çok üreticinin de artık pazara bağımlı hale geldiğini ve pazara çok daha farklı şekillerde bağlandığını görüyoruz. Bu konuda inceleyebileceğiniz kaynakların listesi burada. Teşekkür ederim.